Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2009 serimize ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki yanımda Emir Hocam var. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Selkut. Hocam geçen bölümde efsane bir 4-3'lük maç vardı. Bu maçta da neler hissettiniz? Bu arada biz oyuna devam edelim. Vallahi Fenerbahçe'nin böyle bir şey beklemiyordum ama takımıma güveniyorum yani. Takımım güçlü oynadı. Önümüzdeki maçlar neler gösterecek göreceğiz. Evet hocam, Londra'ya teklifler verdi. Londra'yı gönderirsek güzel olur gerçekten. Londra 3 tane teklif var. 3'ünü de kabul etmek istiyorum hocam. Londra deposun gitsin hocam. Sen Londra'dan kurtulmak istiyorsun. Evet zaten hocam, aylık da verse, tamam, yıllık da verse. Paraya ihtiyacım var zaten. Evet. Uzun vadede hocam, bütün teklifleri bakmadan kabul ediyorum hocam. Çünkü Londra'dan gelen zaten cash parayı ne yapayım hocam? 1.700 gelecek. Aynen. Evet hocam, Sezgin Coşkun transfer ettin. Başka transferler düşünüyor musun? Sezgin Coşkun transferinden acayip mutlu oldum yani. Roberto Carlos yaşlanmıştı zaten. Bir de ne bileyim, Roberto Carlos'un istediğim verimi alamadım yani hazırlık maçında. Bekleyip göreceğiz. Evet hocam, Orkun'u kiralık istiyorlar. Orkun'u gönderebiliriz. Burada hocam transfer tekliflerimiz de var. Onu da gönderelim hocam. Orkun Uşak biliyorsun hocam, Galatasaray'ın 3. kalecisi. Bu arada Ayhan'a güzel teklifler var. 6 trilyon cash veriyor hocam. Oo güzel. Hocam biz zaten 6 trilyon istiyorduk. Ben, acaba Ayhan'ı daha fazla paraya satabilir miydik hocam? Bu cash vermiyor hocam. Sen git arkadaş. Borussia Dortmund istiyor hocam. Oo. Orkun'u kiralamak istiyor. Kaç para veriyor? Alsın hocam, Borussia Dortmund da iyidir. Hocam Orkun'un bütün tekliflerini kabul ediyorum. Ayhan'a bakalım cash veriyor mu hocam? Bu da cash veriyor hocam. Oo iyi. Evet, Betis de Orkun istiyor. Betis sen de git. Transferleri geçtikten sonra devam ediyoruz. Hocam Caner Caleb. Hemen bir profilini hatırlayalım hocam. Evet. Sol kanat oyuncusu. Orta alanda da oynayabiliyor. Forvet arkasında. 23 yaşında Denizli Spor'da oynuyor. Pozisyonları bu şekilde hocam. Ben bu oyuncuyu istiyorum. O zaman hocam. Görüşürüz hocam. Evet. Ama tabii ki teklifi 2300. Yani 2.300.000 istiyorlar hocam. Siz 2 milyon önermişsiniz. Ha evet, o konuda sıkıntı yaratmışlar. Parası var Fenerbahçe'nin ama yani 2.300.000'e bu adama verilir mi? Şimdi yedek mi olacak hocam? Vallahi yedek olacak ama yedek bir adama da 2.300.000 verilir mi? O da var. O zaman teklifi geri çekiyorum ben. Çünkü yedek bir adama 2.300.000 vermem yani. Evet hocam, ben yine bir profiline bakmak istiyorum Caner'in. Yani hızlı bir de bir adam değilmiş hocam. Çok yani da şey değil yani, aynen. Yani bir Uğur Burak kadar değil yani. Ha evet. Hocam Mehmet Topuz geliyor mu? Geliyor abi. Mehmet Topuz'a ihtiyacımız var. Evet, Mehmet Topuz Fenerbahçe'de 5 trilyon 500 bin yani 5,5 milyon öyle söyleyelim. Bu arada Premier Lig transferi açıklanmış. Sezgin gibi bir adam bulabilirsem tekrar. Diğer konu. Evet hocam, kadro numarası vereceksiniz Mehmet Topuz'a. Verelim abi. Mehmet Topuz hocam 66 istiyormuş. Verelim 11 abi. Numara da boş. Hocam 11 numaraya birini düşünmüyor musunuz? 11 numaraya daha sağlam birisi gelirse ona vereceğim. Evet, 66 numarayı Mehmet Topuz madem istiyormuş ona verelim. Tamamdır. Hazırlık maçlarımız yaklaşıyor hocam. Bugün benim hazırlık maçım var. Bakalım Fenerbahçe'nin var mı bilmiyorum. Shakhtar Dinamo Kiev. Shakhtar inşallah Lincoln'u alır. 1-0 yenmiş. Lincoln'u alırsan 2-0 yenersin deyip gaza getirelim onu. Aynen. Evet hocam. Beklediğim forvet. Ümit Karan'ın yerine transfer etmek istediğim. Standart DH'de oynuyor. Sözleşmede hocam çok fazla para istiyor hocam. Oo bayağı. Yedek oynatırsak çok fazla. Az takım verirsek hocam anca parayı karşılayabiliyoruz. Bir 42 önerelim hocam. Sözleşmeyi de uzatalım hocam. Maç başına parayı kısalım. Gol ücreti hadi 5 sen atarsan. Veya istediği ama rakam bayağı fazla ya. Yani 48'de anlaşalım hacı. Bari öyle olsun. Yıllık maaş artı isteme ama. Tamam. Bakalım hocam ne olacak. Olmadı, tek forvete döneceğiz biz hocam. Aa evet. Evet, Lincoln gidiyor. Lincoln arkadaşlar gidiyor. Taze para geldi. Lincoln cash paraya gitti. Güzel. Evet, taraftarlar karşılama yapmış. Şalke taraftarları Lincoln'e. Oo güzel. Cash para girdi. Lincoln artık zaten Şalke'den gelmişti bize. Transfer. Acaba kaça aldık, kaça sattık hocam? Ben bunu çok merak ettim. Hocam sizin daha transferiniz olacak mı? Vallahi düşünüyorum ya. Özellikle belli bölgelere. Evet. Bugün arkadaşlar Galatasaray'ın bir maçı olacak. Ancak arkadaşlar biz transfer işlemlerini videoda göstermeyeceğiz. Çünkü sizi sıkmak istemiyoruz onlarla. Evet. Yani zaten sezon başı ve ilk oyuna girişi olduğu için kadroyu tanımak, yeni transferler, eksik bölgeleri saptamak. Yani birinci video bir saati geçti. Bunda da hem videolar var, hem sizin için prodüksiyon yaptık. Hem de oyunun ilk zamanda yapılan işlemleri biraz uzun sürdüğü için bu kadar uzun oldu.
Yani buna hiç yorum yapmayı düşünmüyorum. Şu Lincoln'a bakmak istiyorum hocam. Kaça gelmiş ve kaça satmışız? Hocam 10.5'a Galatasaray'a gelmiş geçen sezon. Ben 14'e okuttum oyuncuyu. Çok güzel yani kazanç sağlamışsın. Evet, bu bir transfer başarısıdır hocam. Aynen öyle. Benim maçım var hocam bugün. Sizin maçınız yarın herhalde. Bakalım aynen öyle gözüküyor. Kasımpaşa ile miydi? Öyleydi galiba. Evet. Hocam Ümit Kanal sakatlanmış. O Bunlar zaman nasıl sakatlanıyorlar ya böyle? maçta ve antrenmanda biraz sezon öncesi hafif sakatlıklar olabiliyor. Mehmet Topal da sakatlanmış yalnız. Evet. Ona Ferdi Elmas'ı alacağız artık. Mehmet Güven alalım. Adamlar oynamadan sakatlanıyor ya. Evet hocam. Takımı onaylıyoruz. Bu arada arkadaşlar video arasında detaylı taktiklerimizi de ayarladık Emir Hoca'yla. Aynen. Bireysel taktikleri de ayarladık. Evet hocam. Bu maçı sizin anlatmanızı istiyorum. Tamam başlayalım. Bir değişiklik olsun. 1'de 2 benim favori gösteriyor. Hani %200 ben favoriymişim hocam. Vay Yani vay vay. zaten kulübün ismi bile hani Tours Futbol Kulüp falan diye bir Hani şey. işte bilmem nenin bilmem ne köyünden takımı. Yani mahalle maçları gibi bir maç olacak ama. Ama küçümse bu kadar küçümsemeyelim. Belki Evet. ağır bir yenilgi Yine bol alabiliriz yani. şans diliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Rakip talimatlarında özel bir şey yok. Evet hocam. Söz sizde. Evet maçımız başlıyor arkadaşlar. Maça karşı takım başladı. Hocam şu oyuncu isimleri daha net görmek açısından. Şöyle bir Ana görünüm değil de kamerayı uzaktan değil üstten görünüm yapsak yine okuyamaz hocam. Kale arkası görüntü. Evet bu biraz biraz daha daha yakın oldu ama güzelmiş. bunun şey olanı şöyle kornerden görünümü yok. Bu biraz daha iyi gibi hocam. Ama bu açı Biraz sanki sıkıntı gibi. uzaktan görünüm diyor. Ana görünüm bu hocam. Aynen bu daha Yani iyi. tamam her zaman Tekrarlar yok dedik. evet Önemli önemli olanlar anlar. tamam. Güzel. Hızlı güzel. Tamam. Başlayalım. Evet hocam. Söz sizde. Evet arkadaşlar. Rakip takımda oynayışlar devam ediyor. Hasan alıp top aldı. Hasan topunu Baroş'a verdi. Hocam Ama oradan bir geçemedi. geçse. Oradan bir Ah geçse. ah ah ah. Baroş affeder mi Endai bu benim maçta da oynamadı ya bu adam. onu? Aa, hop. Neler oluyor ki Hocam oğlum? yine Ah be Desantis güzel güzel konuşturuyor. güzel. Desantis konuşturuyor yine. Güzel. Evet hocam. Evet, önemli anlara geçiyoruz. Bakalım defansa savunmaya çare bulabilecek mi hocam? İnşallah. Bakalım. Baroş topu aldı. Kemal'a verdi. Vur Kemal. Vurdu. Yapma Aa, vurdu be. Yapma kaçırdı. be. Olmaz Yapma olmaz böyle ki şeyler. Korner. Güzel. Yani Galatasaray atak hocam. oynuyor. Böyle Güzel. pozisyonları gördün mü hocam? Kaçırmayacaksın hocam. Aynen aynen Ya aynen. kaçırmayacaksın hocam. Böyle olmaz ya. Böyle olmaz. Yani hocam. Bitiricilik nerede? Arda vurdu. Evet. Sabri. Sabri yapma Sabri yapma Sabri. 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 Reis faal Sabri. yaptı hocam. Sabri Reis. yapma. Sabri Reis faal yaptı. Evet, Volkan Yaman sarı kart görmüş gibi bu arada. Yaser. Yaser topu aldı. Sürüyor topu. Vurdu. Ah Dağlara kaçırdı. taşlar hocam. Dağlara taşlar. Neyse iyi iyi. Hocam oralardan kaçırmayacaksın hocam. Geldin mi hocam? Cihazına girdin mi hocam? Kaçırmayacaksın hocam. Aynen öyle. Bu kadar basit hocam. Volkan Yaman attı Yaser'e. Yaser vuruyor. Yaser Yaser. bakalım. Oo Sabri güzel. güzel yere vur. Nereye Sabri Reis? Nereye ya? Hocam Sabri Olmaz oyunda böyle parçası. şeyler ya. Oyunda da parçası Sabri. Evet taç kullanılacak. Yalnız Ama ataklarımız var. yani adamlar pek atak atamıyorlar dedik Oo. derken Hocam ne gol yapıyorsun? gördük kalemizde maalesef. Sürpriz bir gol. İyi vurdu ama İyi yani. vurdu aynen. Desantis'e laf yok. Desantis yapacağı bir şey yoktu. Yani savunmaya biraz çözüm bulmuşuz gibi hocam ama takım da mahalle takımı. Evet. Biraz Onu takım da sanki düşünmek şey. lazım. Olur böyle şeyler ya. Ben nasıl 4-3-1'den 4-3 yaptıysam. Evet hocam. Evet, yedeklere geçecek misin? Hocam yorulan var mı diye bakıyorum. Hasan Şaş biraz yorulmuş. Sağ kanatta Aydın Yılmaz'ı yine görmek istiyorum. Sol kanatta yine Emre Çolak'ı görelim. Onun haricinde hocam böyle devam etsin. Tamam. Takıma bir konuşma yapalım. Kazanırlar çocuklar iyidir. Takım gurur sahnesi yerlerde. Kazanırlar Kazanan çocuklar. çocuklar haydi beyler. Hadi beyler. Evet hocam. Evet, başlıyor maç. İkinci arayla karşınızdayız arkadaşlar. Sabri taşı kullandı. Arda topu sürüyor. Sabri de. Sonra orta aç. Sabri Ah. hocam bir Hüseyin Kabil'e Servet gideceğiz topu oraya. aldı. Vur. Baroş. Ah Ah top be. gelemedi. Hocam Sabri'yi çıkarmak lazım bence. Yani orada çok topla buluştu ama İyi yeni orta transferi açamadı. görmek lazım hocam yeni transferimizi. Kabi haşı. Evet Hüseyin. Evet. Baroş da top. Baroş vurdu. Oo. Direkten döndü. Direkten döndü arkadaşlar. Ah be. Endai topu Ndiaye. aldı. Yapma Ndiaye. Oo, Servet ne Servet. yaptın Servet? Sarı kart gördü mü? Yok. Yok, güzel.
Hocam bakalım gol atabileceğiz mi? Ben çok umutlu değilim ama. Ya atak yapıyorsun aslında ama O Arda, bir Arda dakika. sakatlandı hocam. Arda sakatlandı mı? Aman aman aman. Barış Maalesef. Girard'ın yerine. Valla kondisyon niye böyle sakatlanıyor bunlar ya? Aslında kondisyondan dolayı değil. Sert bir müdahale yapılmış hocam. Doğrudur. Mehmet Güven girsin o zaman. Lindelöf'ün yerine de. Yedekleri biraz görmeye başlayalım. Arkadaşlar fair play uyalım yani. Böyle İnşallah Arda'nın ciddi bir sakatlığı yoktur hocam. aynen öyle. Volkan Yaman sarı kart görmüş bu arada demiştik gerçi. Sarı sarı yanıyor. Evet, rakip takım NDI Endai hocam. havalı. Fatih. Fatih var. Fatih Türk oyuncu herhalde. Evet. Oo, güzel kurtarış. Hocam geliyorlar hocam. Galatasaray'dan bir gol bekliyoruz. Volkan Yaman aldı. Barış Özbek. Baroş dönse dönemedi. Ah be. Servet top aldı. Gayet arkaya döndü. Aman çocuklar, Mehmet aman Güven yapma çocuklar. Mehmet Güven. Al o topu. Çok iyi Aferin. be. Aferin Mehmet. Ver ileri. Baroş'ta. Baroş'a Yaser Güzel verdi. pas. Yaser. Yaser baktı. Oh! Aa. Ya sert vuruş ama olmadı hocam ya. Hocam 70'e geldik. Son değişiklikler artık. Hakan Balta girsin. Volkan Yaman zaten sarı kartlı. Hakan aynen. Stoperleri değişelim hocam. Başka hocam Nonda da Baroş yorulmuş mu? Baroş yorulmamış hocam ya. Sesini Yaser. Neyse. Tamam. Yaser yedeğimiz de yok zaten. Nonda'yı göndereceğim hocam. Aydın Yılmaz kullandı. Oo, Çok direkten iyiydi be. döndü. Çok iyiydi. Direkten döndü. Volkan Yaman. Bara beraber bitirelim hocam. Aydın Yılmaz. Toplar denemez ama ilerliyor. Orta. Nereye? Nereye hocam? Nereye? Taç oldu. Hocam iki forvetle oynarız ama 1-0 olmadı oldu. yani. Gerçi çok da defansında pek tehlike yaşamadın ama o gol biraz sıkıntı yarattı. Evet hocam. Barış Bey. Orta. En azından daha iyi bir ortaydı Sabri'ninkinde. Geçen maçtaki kadar böyle dengesizlik yok ama yine de. Hocam son hazırlık maçına geçeceğiz. Bundan sonra Galatasaray'da. Siz de yapacağınız maçtan hariç. O maçta hocam değişik oyuncular kullanmayı düşünüyorum. Son üçüncü maçta. Olabilir, evet. Kabe, evet Hüseyin gidi. iyi gidiyor. Vur! Gol! Gol geldi be. Evet Aferin. arkadaşlar. Hüseyin iyiydi hocam. Hüseyin iyi bindirme yaptı. Ortası Evet güzeldi. arkadaşlar. Yaser diye tamamladı. Yaser diye tamamladı hocam. Gol. Evet arkadaşlar. Son değişiklikler belki hocam. Beraberlik. Monda. Beraberliği yakaladık. Aman şu an oynanıyor Yaser. Evet. Şaban İnönü'yü bir deneyelim bakalım hocam. Kalecimiz de bir değiştirelim mi veya hayır hocam değiştirelim. De Santos. Evet hocam. Yani beraberlik iyi. Gerçi Son dakikalar hocam. gol olur mu? Hakan Baltı ilerledi. Ver Hakan Baltı topu ileride işte. Emre Sulak ortasını aşar mı? Bu açtı. Aa Aa, hocam. vur. Kalbi vur. Lan. Ah be. Ters ayak geldi hocam. Ters ayak denk geldi. Evet hocam son bir dakika. Son bir dakika. Tabii kaleci zamanı oynuyor. Güzel. Servet. Güzel. Yaser alır mısın o topu? Yaser alır mısın o topu? Aa güzel bu Emre da Sulak güzel. aldı. Emre Sulak güzel bir orta gol olur. Ah be. Hocam 1-1. Olsun hocam. Hazırlık maçlarında Olabilir, yenilmeyelim olabilir. yeter. Olabilir. Hazırlık maçları olabilir ya. Böyle dengesiz skorlar olabiliyor yani. Emre Sulak. Barış Vur Özbek. Kalemi oradan. vur. Hadi be. Neyse yani. Hocam takım iyi. Takım Yani iyi. geçen maçta 3-1 kazandık ama takım çok o kadar iyi değildi. Bu sefer Biraz takım daha dengeli bir takım evet oldu. ama skor istediğimiz gibi değil. En azından yani yeteri kadar iyi olmadığı değil de iyiydiniz diyeceğim hocam. İyiydiniz ya. Evet hocam. Yorumlara hocam yorumcu gelmiş. Bir tane ne demiş? Yani rakip takım lehine şeyler söylemişler hocam. Tabii. Galatasaray'la Sonuçta beraberlik biz önemli üçlü bir diye. takım olduğun için. Evet. Hocam şimdi siz de Ross Country ile oynayacaksınız. Aynen öyle. Kontratı reddetmiş hocam Burada, bu. bu arada Arda'ya bir bak bakalım ne kadar sakatlanmış. 49 istiyor hocam. Verelim hocam. Arda hocam. Arda. 2-3 hafta. İyi. 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 Lig Aylarca zaten yani. 3 hafta sonra başlayacak. Hocam o zaman Arda'nın yerine Barış Özbek mi? Emre Çolak mı? Emre Çolak asıl yeri orası mı? Evet hocam. Emre Çolak'ı bir izleyelim hocam orada. Emre Çolak da 10 numara istiyordu biliyorsunuz hocam. Aynen. Bakalım gösterecek mi kendini? Bakalım hocam. Sağ boyutları hocam şu anki boyutlar genişmiş. Standart boyutlara çekelim sağ boyutlarını hocam. Okey. Bakalım Fenerbahçe neye karar verecek. Sağ boyutlar hocam. Şu an sizinki hocam siz de geniş kullanıyormuşsunuz. Pardon siz hocam stand yok geniş kullanıyormuşsunuz hocam.
Standart mı? Bu ne oluyor? Ona göre ayarlıyorlar sahayı. Hani çimleri falan ona göre ayarlıyorlar. Standart olsun. İkimiz de standart yedireceğim. Şimdi transfer edilen oyuncu belki bu sahayı uyum sağlamıyordur. Tamam. Bir standartı sağlayalım diye düşündüm. Evet, Orkun Borussia Dortmund'a kiralık gidiyor. Güzel. Bundan da para gelir elde ettik. Evet hocam. Galatasaray gördüğünüz gibi toparlıyoruz hocam. Aynen. Yani hocam tanıdık bir hocamız hocam. Ne oluyor hocam? Para geliyor hocam. Evet. Hazırlık maçımızı yapalım. Hocam evet. Kontrol sizde hocam. Gördüğünüz gibi Emir Hoca bu arada iyileşenler var mı hocam? Emre Belözoğlu ne kadar sakat hocam? Bakalım abi. Mehmet Topuz geldi onu unutmayalım hocam. Mehmet Topuz. Aa Mehmet Topuz geldi. Evet. Mehmet Topuz'u bir deneyelim. Hocam Emre Belözoğlu askerdeymiş. Vallahi hocam bakın. Vay 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 Biri vay. Ağustos'a kadar asker hizmetti hocam. Bunu şimdi gördük arkadaşlar. Vallahi. İlginç. İyi ya. Biz adama oynatmaya çalışıyoruz. Adam askerdeymiş ya. Askerdeymiş hocam. Acaba kısa dönem mi hocam? Yani Evet. hocam kısa dönem de Hocam Mehmet olsa. Topuz'u bir deneyelim ya. Evet hocam hangi bölge hocam? Sağ kanatmış aslında ama orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor hocam. Hocam biz bunu bir orta sahada Selçuk Şahin yerine deneyelim. Evet hocam. Hocam Carlos'la yine başlayacaksınız herhalde. Carlos'u görmek istiyorsunuz herhalde ama. Robert Carlos tabii ki adam ismi yeter. Ona bir şey yapalım şimdi. Direkt Sezgin'e verirse küsebilir yani sonuçta yıldız Evet adam. hocam. Değiştirmek istediğiniz başka bir adam var mı Yok hocam? şu an iyi her şey Bakalım güzel hocam. gözüküyor. Hocam bence biraz Guiz'e şans verin. Bir görelim onu. Tamam görürüz. Guiz'in ilk 11'i zaten. Evet Evet söz hocam. sizin de Serkut Bey. Evet hocam. Takım konuşması yapacaksınız hocam. Her zamanki gibi ateşli. Sizden galibiyet bekliyorum. Evet hocam. Haydi bakalım. Evet. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Guiza ile beraber. Guiza. Gökhan Gönül'ü top. Colin Kazım. Alın o topu arkadaşlar. Alın o topu. Sürdürmeyin arkadaşlar. Sürdürmeyin. Hocam maça onlar başladı hocam kontrollü. Bakalım. Göreceğiz. Ne oluyor? Roberto Roberto Carlos'tan Carlos'tan topu iyi bir der aldı. hocam. Uğur Boral sende top. Gökhan Emreceksin alır mısın o topu? Uğur Boral sende. Hocam çok iyi şuttu hocam. Bu nasıl bir şeydi Çok böyle? iyi şuttu hocam. Evet Serkut Bey. Evet hocam Fenerlisiniz. siz yani sizin takımınız siz yorumcunuz. Hocam Gökhan Emreceksin bir tamamdır hocam. Arkadaşlar kapı çaldı bu arada. Ben bir yere gittim siz fark etmeden. Onun için Emre Hoca. Ben Emir biraz Hoca. çaktırmamaya çalıştım ama. Evet hocam dakika 10. Şu anda ataklarınız var hocam. Biraz toparlanmış gibi görünüyor takım. Tamam. Rus kontra ata. Sol tarafa doğru Yukan Yukan. Orada yavaş kaldı biraz. Morrison içeriye doğru bindirdi. Britain vurdu. Hocam güzel şuttu ama Volkan uzandı. Allah'tan orta çıktı. Aynen. Volkan, memnunum Volkan'dan ya. Volkan oyunu başlatacak. İleriye doğru. Guiza indirdi. Nereye? Uzun top. Gökhan kesti topu. Gökhan'dan Lugano'ya. Lugano kalecisiyle oynadı. Volkan. Tekrar Lugano. Edu. Uzun oynadı. Guiza'ya gelir mi? Gelmedi. Lugano ileri çıkıp indirdi topu. Şimdi seker mi? Güzel. Sekti Guiza'ya aldı. Guiza baktı. Tekrar Mehmet Topuz'a. Yeni transfer Mehmet Topuz. Mehmet ilerledi tekrar Guiza'ya. Guiza'ya bir çalım. O Guiza kadar gitti. mı? Guiza vurdu. Kaçırdı. Kaçırdı. Vur. Vurdu kaçırdı. Ah be, Kaçırdı. güzel. Ama ilk oyundan daha dengeli bir oyun sanki Guiza gösterdik. çok iyi sıyrıldı ama son vuruş iyi değildi. İspanya'dan gol kralı olarak gelmiş Guiza'dan Emir Hoca'nın beklentisi büyüktür herhalde. Tabii ki. Edu. Fenerbahçe için ikinci atak şansı. Roberto Carlos. İlk defa izliyoruz. Bu sefer soldan geliyor ataklar. Uğur Boral. Gökhan Emreceksin. Tekrar Güzel, mükemmel pas güzel, Roberto güzel. Carlos'a. Roberto Carlos yolu içeriye. Bir kafa dışarıya. Guiza yine. Ataklar serileşti. Güzel. Emir Hoca'nın Vallahi bu maç taktikleri. berabere bilirse ben memnunum takımdan yani. Evet hocam oyunun iyi olması. Güzel. Volkan tekrar başlattı. Yine Fenerbahçe ata. Guiza indirir mi? Alex gelmedi ona. Şimdi Stewart. Gökhan Emreceksin müdahale Harika, etti. harika. Alex güzel pas Guiza'ya. Sıyrılır mı Guiza? Geri verdi Mehmet Topuz. Sağ kanada oynar mı Mehmet Topuz? Oynamadı. Mehmet kendi ilerliyor. Güzel pas şimdi Uğur Boral'a. Uğur vurdu dışarı. Güzel. Uğur Böyle dışarı böyle vurdu. devam arkadaşlar. Böyle baskı altına alacağız takımı. Dakika 31 Fenerbahçe seri ataklarla yokluyor Ross Country kalesini. Şimdi Ross Country ata. McCallum. Pas Güzel. Gökhan Emreceksin müdahalesi. Colin Kazım'a kaldı. Kazım ilk defa topla buluştu. Colin Kazım ne yapıyorsun? Gökhan Emreceksin'den güzel müdahale. Alex. Kral X'ten Mehmet Topuz. Mehmet sağ oynadı Gökhan Gönül. Gökhan ileriye doğru baktı. Gökhan sıyrılır mı ondan? Pası Kazım. Kazım bir çalım. Kazım ilerledi. Kazım sokuldu. Bıraktı. Guiza. Vur Guiza vur Guiza. oradan. Vur Guiza Guiza. vuramadı. Vur Guiza Guiza. vuramadı. Guiza ne yapıyorsun? Vur Guiza. Guiza bu maçta topla bulaşabilir artık ama takımıyla biraz uyum sağlamış gibi görünüyor. Aynen.
Biraz daha iyi. Son vuruşları hocam. Çok da beklendiği gibi değil. Evet hocam, Uğur Buralı'la Fenerbahçe atak tazeliyor. Alex. Alex. Verdi Guiza'ya. Guiza ayağından kaçırdı. Ayağından kaçırdı Guiza. Kaçırdı. Mehmet topu şimdi harika Mehmet topu aldı. Mehmet, Gökhan Emreciksin. Pardon, Colin Kazım'ı hocam. Gökhan gelir. Kazım içeri. Guiza. Vur oradan. Guiza bunu kaçırdı. Bir şutla kaçırdı. Ya Fenerbahçe başlar hep böyle ya. Allah Allah. Bir ortada vur. Guiza attı. Daniel Guiza. Kaçırdı sonunda attı. Ya Fenerbahçe harika oynuyor ya. Daniel Guiza durumu 36 dakikada 1-0'a çeviriyor. Emir Hoca mutlu. Neler söyleyeceksin hocam? Vallahi takımdan harika ya. Yine bir atak. Kralek sıyrıldı. Alex baktı içeri. Orta bir şut, dışarı gitti. Kasım. Abi kaç affetmemek lazım. Kaçtan oldu ya? Kaçtan baştan oldu? Sayabildin evet mi? Evet hocam, bayağı bir oldu hocam. 8-9'a geldi hocam. Sayabildin mi? Ben sayamadım ya. Şimdi tekrar indirdi Fenerbahçe. Kralek kontrolü güzel. Kralek tekrar aldı. Alex gidiyor. Alex verdi sola, Uğur Bural. Uğur gitti. Bir çalım. Uğur sokuldu. Uğur baktı içeri. Uğur orta keser mi? Orta içeri nereye? Bir şut, dışarı gitti. Ya Allah'ım, neler bu takım neler dışarı yapıyor gitti. Ya. İlk yarının sonuna yaklaşık Fenerbahçe dövüyor, ağlatıyor kaleyi. Sanki gerçekten bir takım antrenörüymüş gibi. Uğur Bural yine Fenerbahçe hata. Uğur sıyrıldı. Verdi pas Alex'e. Alex'ten Guiza'ya. Karşı karşıya Guiza vurdu, kaçırdı. Direkten döndü. Allah'ım ya Rabbim, bu takım neler yapıyor böyle. Guiza hocam iyiydi hocam. Abi bütün takımdan memnunum ya. Bütün takımdan her defa. Hocam Mehmet Topuz güzel bir takviye oldu. Süper oldu ya. Ramirez'in hocam yani kökündeki ya, bir tüy. Yine Fenerbahçe hata hocam. İlk yarı bitmedi daha. Kasım koştu, hızlı koştu. Kasım sokuldu. Kasım bir çalım vurdu dışarı. Ya tamam, şu çekin de. Sarı gitti top. Biraz daha garanti var istedim ne? Hocam 5 dakikada kaç atak oldu ya? Vallahi billahi ya. Evet hocam çok memnunsunuz galiba, takıma abi konuşma yapın. Abi ya. Vallahi. Hocam takıma konuşma yapın bakalım ne diyeceksiniz. Heyecan verici değil mi hocam? Heyecan vericiydi vallahi. Hocam yorulan varsa değiştirin, sakatlık olmasın. Bir bakalım. Değiştirelim. Hocam Guiza 70'e gelmiş. İsterseniz Semih'i görelim veya görmeyelim fark etmez. Semih'i bir sokalım abi. Guiza evet, eyvallah. Hocam. Moral süpermiş. Ama hocam Arda gibi sakatlanmasını da istemeyiz. Sezgin'i Roberto Carlos'un yerine sokalım. Evet. Roberto da çok yorulmamış hocam ama. Abi Deniz'i sevmiştik. Evet. Deniz'i de ama Mehmet Topuz çok iyi ya. Mehmet Topuz'u görün hocam yine transferi. Aynen de, dursun bu. 50'lerde 60'larda hani belki. Hani bir gidip tekrar Uğur Baral'ın yerine sokalım abi. Geçen sene bayağı. Uğur bu maçta iyiydi ama onu kabul edelim, tamam, bayağı iyiydi yani. Önder Turacı da Gökhan Gönül'ün yerine koyalım. Evet hocam. Deniyoruz. Burak'ı da tabii ki Burak da yedi. Kazım yedi. Evet, alalım hocam. Abi. Bunlar iyi. David gelince hocam Burak forma şansı bulabilecek mi acaba? Vallahi David'i ben seviyorum ama bakalım neler yapacak. Yasin'le ki yapalım mı? Lugano'yu değiştirelim mi? Hocam Lugano yorulmamış. 84'te %84'te kondisyonda. Edu da yorulmamış. İyi, tamam. Ve işlerini de iyi yapıyorlar hocam. İyi, o zaman başlayalım. Evet hocam. Evet başlıyoruz. Maç 90 dakika zaten. Daha değişiklik aklınızda olacak hocam. Sakın unutma. Evet hocam. İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. Değişiklikler gerçekleştirildi. Yani ikinci yarıdan çok acayip memnunum yani. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Fenerbahçe atağı Alex. Alex vurdu. Dışarıya gitti. Alex. Güzel kofferik. Kralex. 10 numara hareketini gösteriyor hocam. Bu maçta çok iyiydi hocam. Vallahi çok iyi paslar. Hocam yaptığınız taktikler işe yaramış galiba. Çok iyi işe yaramış bence. Evet hocam. Bizde de işe yaramış hocam. Yani, nakış gibi işlemiş ya. Nakış gibi. Şimdi Rose counter atağı. Edu kesti topu. Edu Ali'ye verdi. Ali yeni girdi oyuna. Ali Bilgin. Bakalım ne yapacak. Verdi bıraktı Gökhan Emreciksin'e. Gökhan bir çalım. Gökhan sokuldu. Gökhan baktı kaleye. Gökhan gidiyor. Gökhan çarptı top. Şimdi güzel, Sezgin'le devam ediyor atak. Sezgin ortaya kesti. Nereye? Burak Yılmaz dışarıya gitti. Harika kaçırdı ya. Burak. Ya abi takılmanın acayip memnunum ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hocam gerçekten çok iyi gidiyor. Yine Fenerbahçe hata, dakika 51. Mehmet Topuz bıraktı, gelmedi oraya. Edu koşuyor hocam. Volkan çıktı galesinden, risk aldı. Volkan'dan pas Sezgin'e. Sezgin baktı ileriye doğru. Orada hocam Ali Bilgin var, onu düşünmedi. Alex'e verdi. Alex, Kralex iyi sokuldu. Verdi pası Burak'a. Burak Yılmaz dışarı gitti. Burak yapma böyle şeyler ama. Neyse iyi. Burak Yılmaz hocam. Abi hiç... Allah nazar değdirmesin. Evet hocam yine Fenerbahçe hata. Mehmet Oğuz bıraktı. Geldi Sezgin'e. Sezgin vur dışarı gitti. Sezgin ya. Dışarı gitti. Kaçırdı. Roberto Carlos atar mıydı orada? Atabilirdi hocam. Yani. Ama Roberto Carlos o kadar iyi pozisyon alır mıydı? Gerçi alırdı hocam. Yani hocam Sezgin. Alırdı hocam. Abi Sezgin. Yalnız her top bizde Sezgin. Ya. Sezgin iyi sıyrıldı. Baktı içeri. Orta içeri. Bir kafa ve gol. Seni. Ya abi takımın 2-0. Fenerbahçe 2-0 önde. Aa, rahat kazanıyor şu anda. Bak olsun. Nazar değmesin maşallah. Hocam yorulan var mı diye bakabilirsiniz. Dakika 61'e geldi. 70'te sokalım ya. Evet hocam. Bir şeydir. Karar sizin hocam. Yani hocam.
Dakika 68 Fenerbahçe hata yine. Hocam. Oynasınlar ya. Oynasınlar. Ali Bilgin bir sarı çalam. Vurdu. Çok kötü yere. Yapma Ali. Ben de atayım dedi. Ben de vurayım dedi hocam. Evet, Rose Country şu anda beklendiği gibi açık ara fark neyiyor ama bir tane atakları bile yok. Yani şu an Fenerbahçe çok kötü ezdi. Gökhan Emreciksin. Alamadı pas. Topu bir şut dışarıya gitti. Hocam bizim bize olduğu gibi bir kör kurşuna kurban gitti. Yani, hocam dakika 73'e geldi. Değişiklik için durdurdum oyunu hocam. Evet hocam. Evet. Hocam Mehmet Topuz yorulmuş artık yani. Evet, tamam gelmiş. Çıkartalım onu arkadaşım. Deniz'i alacaksınız herhalde hocam. Deniz'i alalım. Gökhan'la ya Can'la. Gürhan gelebilir hocam Gökhan yerine. Bir de onu deneyelim değil mi? Bir de onu deneyelim. Yok Gürhan hocam şeyde stoperde oynamaz. Gökhan Emreciksin yerine değiştireceksiniz diye söyledim hocam. O zaman şöyle yapalım. Gökhan Emreciksin yorulmuş hakikaten. Hocam şimdi Gökhan yerine de Yasin'i alın. Gökhan çünkü stoperde şu an. Gökhan Emreciksin yerine hocam. Evet hocam. Tamamdır. Tamamdır hocam. Maçı oynayalım. Yine Alex'in yerine birini alamıyoruz. Geçen maçta olduğu gibi. Alex'in yerine maalesef. Evet hocam. Taktiğinizi onaylayın hocam. Devam edin hocam. Bakalım hocam yeni gelenler ne yapacak? Gürhan Gürsoy biraz kendini gösterdi ama yine forma şansı çok bulamadı. Evet hocam. Dakika 83. Rose Country yine çıkıyor ama bakalım Fenerbahçe atabilir. Ya yine Fenerbahçe. Alex. Yine alamadı yine ama. Alamadı ediyoruz hocam. Şu ağzımı da açtık hocam. Valla neyse yorulmuş olabilirler ya. Dal. 84 dakika. Dal. Verdi geriye. Scott. Scott arkadaşını arıyor. Tekrar verdi. Lawson. Lawson. Sirimo çabasında. Lawson sağdan dibinde de. Paul Lawson ilerliyor. Paul Lawson. Baktı içeri. Bıraktı. Kesiyor Alex. Alex, Alex, Alex defansı yardımcı oldu. Ama tehlike devam ediyor. Önder çok iyi müdahale. Şimdi top Boyd'da kaldı. Boyd'dan Scott'a. Pardon. Dobby'ye gelmiş. Volkan da top ha. Evet Volkan. Hocam kalede güven veriyor. Volkan her zaman kibişik bir kurtarışı. Dakika 88 yine Rose Country hata. Farkı 1'e indirme çabaları. Steven Kerik sağ tarafı oynadı Scott'a. Scott verdi pasını. Dal. Dal sayılır mı? Dal. Bıraktı şimdi. Topla buluşan Golaberg. Geri doğru verdi Lasna. Adams vurdu dışarı gitti hocam. Bunlar boş çabalar ya. Hocam yeni gelişen oyuncuları göremedik. Maç bitti herhalde. Evet hocam. 2-0 temiz bir galibiyet hocam. Güzel. Takım hocam konuşma yapın. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burada videoyu keselim. İkinci hazırlık maçıyla sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araları geçtik sıkılmayın diye. Hazırlık maçının son aşamaları. Bundan sonra da birbirimizle yapacağız. Tabii bu da bir dahaki bölümü kalacak. Bölümü çok uzatmamak adına. Hemen hocam 2'de 5 beni favori göstermiş hocam. O iyi güzel. Bu maçı bol şans diliyorum yine her zamanki konuşma. Geçen maçta beraber kalmıştık. Aynen. Bakalım hocam. Bu maçta Arda yok. Evet Baroş'la başlıyoruz. Hocam tehlikeli bir atakla başladı. Gol. Ama onlar attı hocam. Yalnız sen adam Volkan hemen kendi kalesine vurdu hocam. Onu gördün değil mi adam? Gördüm hocam. Bildiğin şut çekti hocam. Hocam. Hocam bu ne hocam? Hocam maçı bıraktık. Volkan'ın şu anda amaçsız mı şutunu tartışıyoruz hocam. Neyse hocam maçı dönelim hocam. Evet. Nereye Kevalo korneri kullanıyor bu saçma geri düşüşten sonra. Hayır öyle bir vurdu ki ben ya şut çekti hocam. Yani, ben de hocam ben dedim ki ya Volkan oraya vuruyor ama. Yani, gol seviniyorum ben Allah Allah. Evet öyle hocam. Vurdu ki. Hocam adamlar geliyor. Hocam takımda da FC LSS. Şeyi bile yok yani. Yani açılımı bile yok. Yani hocam. Evet top rakip takımda. Müller, Bernardo'ya verdi. Kamera. Leonardo. Kamera kim hocam? Lotte, hocam kamerayla takım bize diyor. Güzel güzel. Hocam. Serkut hocam senin takımın genelde maç başlarında hep böyle kötü oluyor ya. Yani hocam. Sonra toparlıyorlar ama mesela şu an Baroş'a top. Baroş vurdu. Vay. Olmadı hocam. Tüh. Gol aldı sandık ama. Galatasaray'ın klasik hastalığı hocam. Yani yapması lazım hocam. Topu yani aldın mı hocam? Kontrol edeceksin hocam. Evet. Emre Çolak da top. Hasan vurdu. Hasan şaş yapma ya. Hasan hocam Hasan'ı artık yaşlandı yani. Ya. Eto bitmiş. Yani o 2002 Eto Hasan çok ya. Kamera.
Diomansi Kamara mı hocam? Hocam hocam. Uf. Ya Hocam. adamlar bayağı iyi. Adamlar dövüyor hocam. Geçen maçtaki Fenerbahçe gibi. Yok, o kadar iyi değiller tabii de. Hadi oğlum. Hasan vurdu, orta açtı. Kimde? Sabri. Sabri verdi pasını Hasan'a. Hasan. Sabri dene top. Dene top Sabri'de. Sabri yine dağlar taşlara. Hocam Sabri Reis'den beklendik hareketler. Yani beklenmedik hareket desek yalandır yani. Sabri oynatmayacağım hocam. Yaser top. Yaser. Tabii Yaser Ümit pasını Karan da yok. verdi. Yeni transferi bekliyoruz. Sabri. Hocam sana belki sana transfer lazım gibi sanki ya. Emre Çolak. Ne be hangi bölge hocam? Emre Çolak topu sürdürüyor. Emre Çolak vur oğlum. Hocam çok dar açıya getirdi topu ya. Yani tam olarak neyse eksik onu kestiremiyorum yani. Öyle bir takım ki. Her yeri damlıyor hocam. Her Kemal yeri ortaya akıtıyor. açtı. Evet. Yapmayın Ya böyle hani çocuklar. Kısır bir ataklar. şey yok. Ne eksik biliyor musun? Tempo eksik sanki ya. Evet. Tempo eksik. Hasan var, Kivil var. Yaşlı biraz takım ya. Olabilir. Yaser. Topu Emre Çolak'a verdi. Kanatlar yaşlı olunca hocam. Kevil. Kevil. Evet. Top bizde. Yani şu anki Galatasaray'da da Selçuk'la Sneijder yavaş kalıyor hocam. Vallahi evet. Burumanın hızını kesiyorlar hocam. Vallahi öyle ya. Bir buruma daha olsa akacak gidecek hocam. Yaser. Yaser'de top. Yaser gidiyor. Hadi Barış'a verdi. Baroş. Barış Baroş önünü yeni boş. geldin sen. Vurdu. Çok uzaktan şuttu hocam. Hocam aynen. Oradan Sabri. hacı Sabri aldı. atar Sabri sürücü. Sabri o güzel ama hocam. Mar Baroş faal yapmış hocam. aynen. Hücum faal. Aslında güzel düşündü Sabri. Evet hocam. Sert bir Bazen orta. böyle beklenmedik şeyler yapıyor. Denk geliyor yani. Hocam yorulanlara bakıyorum. Lindelöf ben öleceğim de yeni transferimizi görelim. Yeni transferimiz. Bu arada transfer gerçekleşti arkadaşlar. Bir tane daha transfer aldım. Agyeman. Agyeman evet. Agyeman girecek. Hocam 58'e gelmiş. Hasan zaten Hasan çıksın. Beğenmedim Hasan'ı. Aydın girsin bakalım hocam. Kivil'la Emre. Hocam Emre'nin yerine bir Barış'ı görelim. Sabri Veya değiştirecek hocam kalsın. Sabri yorulmamış hocam. Sabri Biraz tamam. 60'larda Hadi bakalım. takım koşması yapmadık ama olsun hocam. Bunları ne söyleyebilir ki hocam? O helal ilk gol atan adama. Evet hocam. Volkan Yaman kendi kaynağı. Onu kesin çıkarsaydık hocam. Gol gelir. Vurdu. Ah be. Hocam o mesafeden bile atamıyorsa Aynen ne aynen. yapayım hocam? Olmaz böyle şeyler Ya ya. orada yakaladın mı hocam? Atacaksın hocam. Atacaksın abi, atacaksın. Atacaksın hocam. Sabri taşı Hadi kullanıyor. Sabri Reis. Yine taç. Hocam Galatasaray'ın tipik. Kullanayım. Ah yine taç. Olsun top bizde. Yani tempo düşük oynuyor Galatasaray. Sabri kullandı. İnşallah ligde böyle olmaz hocam. Aynen. Maça iyi başladık aslında şey maçına. Sturm Graz maçıyla iyi başladık. Hazırlık maçları Yaser sayısı. top. Baroş topu aldı. Vurdu. Aydın alamadı topu. Acaba Sabri top. Ümit Karan'ın eksikliği mi Bak bu? dönen topları alıyorsun yalnız. Ha, güzel oluyor bu. Evet. Sabri Sabri, nereye? Sabri Sabri, Reis nereye Sabri Reis her zamanki gibi konuşturuyor kendisini. ya? Kesinlikle hocam. Hocam şu Volkan Yaman'ı çıkartalım hocam. Kendi kalesine attı biraz. Otursun şeyde dinlesin kafasını. Su yeni transfer Hüseyin de gelirse. alsın hocam. Hocam Yaser yerine forvet yok. Yani Nonda'yı da gönderdik. Forvet'i teke indirebiliriz hocam. Emre Çolak'ın yerine Barış. Eric Kivel'ın yerine de solda Mehmet Topal'ı koysak olmaz Mehmet hocam. Topal yalnız ilk maçı iyiydi ha. Evet hocam Mehmet Topal ama Barış da orada oynamamış gerçi. Hocam ileriye bir adam yok ya. Ha, doğru diyorsun. Akiyaman acaba sağ kanatta oynayabiliyor mu? Oynayamaz hocam. Sağ kanat oynar ama Aydın'ın sola çeksek. Ama hocam forvet arkasında yine adam yok. O zaman Mehmet Topal'ı alamayacaksın. Şu anki takdirde alamıyorsun. Hocam Kivil'in yerine Ferdi oynatalım bari. Pardon hocam yanlış oldu. Ferdi'yi Kivil'in yerine alalım. Evet hocam. Barış'ı geri çekeceğiz hocam. Biraz taktiksel değişiklik yapacağız hocam. Bakalım nasıl olacak. Daha yarım saat var maçın bitimine. Evet hocam bakalım taktik işe yaramış mı hocam. Sabri top aldı. Barış da gelmiyor top. Hakan Balta topu. Hakan Balta bakıyor etrafına. Pasını versek mi yoksa topu sürüyor. Evet, Mis orta yerinde açar hocam. mı? Ve gol. Milan Harika bir Baroş'tan gol. güzel. Harika bir gol. Hakan Balta'nın harika bir top sürüşü Güzel. yeteneği. Barış'ın da bitiriciliğiyle beraber Evet hocam. Galatasaray beraberliği yakaladı. Ambulans geçiyor hocam. Evet, bu sırada ambulans geçiyor. Herhalde birisi sakatlandı. Allah acil şifa versin hocam. Amen. Hocam o neydi hocam?
Kalecinin hatası abi. Ya, bu kalecinin hatası yani. Yani barajı kurduran da kaleci. Santesin. Orada yer tutan da kaleci. Aynen, kalecinin hatası. Oradan gol yemez. Ben dedim 2-1 tamamlar mıyız maçı ama 2-1 tamamlanacak ama skor yanlış. Aleyhimize olan bir şey. Aydın o top. Agyaman yeni transfer. Agyaman bakıyor etrafına. Barış Özbek. Barış Özbek topu sürüyor. Yapma. Hocam sanki futbolcularda bir şeylik var ha. Moral bozukluğum var. Bir hocam salmışlar Agyaman gibi, evet. Aydın Yılmaz top. Agyaman'a geri döndü. Agyaman ortaya açar mı? Hocam o kafa neydi öyle ya? Yani hocam ne denebilir ki yani, bilmiyorum hani iyi de oynuyormuş gibi ama gol yiyoruz yani. Gol yiyorsun ya, yani. Top bizde ama iyi kullanamıyoruz hocam topu. Aynen, böyle bir garip bir şeylik var ya, hastalık gibi bir şey var. Russo coşturuyor hocam. Oo. Yaser topu aldı. Yaser topu. Yaser. Hocam önünde Baroş var. Niye garanti oynamıyorsun Yaser? Yaser biraz önce... Yaser olduğu için oynamıyor hocam. Yaser olduğu için oynamıyor. Ortasını açtı bir dakika. Aydın Yılmaz topu aldı. Aydın Yılmaz topu kaptırdı. Hocam futbolcularda bir şeylik var. Hocam sağ kanada bir transfer lazım. Ferdi topu sürüyor. Bak Ferdi iyi. Ferdi topu sürüyor. Ferdi orsun açtı. Oo. Barış Özbek. Dağlara taştı. Hocam top, futbolcular bir antrenman programı mı yapacaksın artık, ne yapacaksın bilmiyorum ama. Hocam Galatasaray'da yani biraz bozukluk var. Yalnız karşı kulüp takımda nasıl bir takım? Hocam bir tane kendi kalemize attık. Bir tane Yaser de topla. Şeyden gördük hadi yani. Yaser. Aslında top yine bizde. Topu vermiyoruz. Hakan Malta. Vurur musun Baroş? Baroş vurdu ve gol oldu. Oo, Baroş ikinci golü attı hocam. Baroş iyi hocam. İyi transfer olmuş. Baroş bitiriyor abi. Baroş ikinci attı. Baroş hedefini yapıyor. Evet. Ama Yaser sanki birazcık... Acaba tek forvete mi dönsek hocam? Yaser sanki birazcık bozuyor orada. Evet Baroş hocam. Bence Orsay'ı güçlendirmen ve Yaser'i işte dediğin gibi tek forvet bence daha mantıklı gibi. Arda'yı göbekte oynatabiliriz hocam. Arda'yı aslında sol kanat oynatabilirsin. O da var hocam. Evet hocam, evet, maç bitti. Yine beraberlik ama yani yeteri kadar iyi olmadı. Evet hocam yani bence. Evet kesinlikle. Evet hocam, şimdi sizin maçınızda hocam devam edeceğiz. Tamam. Hemen burada keselim ve Fenerbahçe maçıyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe Queen of ST neyse artık o maçta beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam takım konuşması. Tamam. Sizden galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Geçen maçta Fenerbahçe çok iyiydi arkadaşlar. 2-0 yendi ama yani 15-0'lık bir maç gibi top aynen, oynadılar hocam. Aynen öyle. Başlayalım hocam. Evet hocam. Başlıyoruz hocam. Önemli bir talimat yok hocam herhalde. Yok valla. Evet başlıyoruz hocam. Fenerbahçe maça başladı ama ilk atak rakip takımdan. İyi indirdiler. Boşta kaldı. Offside. Offside. Anca offside vuruyor zaten. Şimdi Fenerbahçe ata. Lugano. Volkan Demirel. Volkan. Baktı ileriye, kime atayım lan dedi. İleriye doğru bir pas, yine rakipte kaldı. Dönen top. Yine rakip hocam. Kuyuken. Kanır. Arvin tekrar Kuyuken, sıyrıldı oradan. Kuyuken'in pası Kanır'a geldi. Kanır baktı içeri. Kanır bıraktı. Şimdi topla buluşan Kazım önlemeye çalıştı. Bir şut dışarıya hocam. Kazım orada müdahalesi yetersiz kaldı ve şutu dışarıya gitti rakip takımın. Şimdi Fenerbahçe hata diyemeyiz. Evet, Gökhan Gönül almaya çalıştı ama yine Kanır başarılı oldu. Robertson demin şutu çeken oyuncuydu. Toş. Offside çok mu? Kane Toş vurdu. Volkan hocam, hakem ne derse o. Lugano. Alex. Alex'e verdi. Alex vurdu. Direkten döndü. Kazım. Atak devam ediyor. Guiza. Alamadı önüne. Edu top kaybı çok kötü. Kanır. Bası Toş'a. Toş'tan şimdi Kean vurdu. Volkan çeliyor. Korner. Queen takımının. Oyuncularda biraz nazar mı dedik ya? Biraz zafer sarhoşluğu, rehavet bir şeyler var hocam. Eğer maçta iyi olmayacak hocam. Tabii ki de. Hazırlık maçı bunlar hocam. Korner kullanıldı. Tehlikeli bölgede. Kayen tekrar arkadaşına verdi. Şimdi bir orta daha. Tekrar Kayan gelmedi bu sefer ona. Orada kimse yok. Güzel. Evet, Fenerbahçe'nin beklendik ataklarını göremedik. Dakika 24. Alex kesti. Kafa gelmedi kimseden. Şimdi Gökhan Gönül. Mehmet topuza verdi. Tekrar Gökhan. Gökhan'ın ortası, Guiza vurdu. Kaçırdı. Alex ve gol. Alex'ten geldi gol. Dakika 25. Kral Alex golü atıyor ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor.
Güzel güzel. Güzel bir organizasyondu. Fenerbahçe biraz daha temkinli oynuyor sanki. Yani geçen maçın yorgunluğu var mı diye düşünürsek herhalde yoktur. Şimdi Gökhan Ömireceksin. Gökhan iyi sıyrıldı. Gökhan pasını verdi Kazım'a. Kazım sağa Allah bıraktı. Hadi Gökhan Ömür geldi. Sokuldu. Bir pas Alex vurdu gol. Yine Kralex. İşte, aradığım takım geri döndü. İşte Alex. Fenerbahçe dakika 30'da 2-0'a geçiyor. Vurdu gol halde. Kralex. Abi takım iyi. Evet hocam, bıraktığı yerden devam. Bıraktığı yerden devam. Kazım sıyrılma çabasında top kaybı. Şimdi kontra atak şansı olur mu? Hayır, Edu orada. Edu ileriye baktı. Verdi pası Mehmet Topuz'a. Mehmet bir şut, mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem süper gol. Süpersiniz çocuklar, süpersiniz. İşte böyle. Hocam Mehmet Topuz yani mükemmel bir transfer olmuş hocam. Ben buraya yazıyorum bak. Şampiyonlar Ligi'nde en az yarı final diyorum bak. Hocam iddialı koşmayın hocam. Hocam canlı yayındayız. Farkınız herhalde. Aynen o şey olmasın değil mi? Doğrusu pardon. Hocam mükemmel ya. Bu sefer de az atak çok gol hocam. Vallahi öyle ya. Herhalde takım konuşmasında şey yaradı. Arkadaşlar çok atak yapıyorsunuz ama skora yansıttın şunu biraz. Aynen öyle. Hocam ilk kere bitti bu arada. Hocam ne diyeceksiniz takıma? Vallahi ne diyebilirim ki? Yani hocam. Heyecan vericiydi. Kesinlikle hocam yine heyecan vericiydi. Zaten böyle olunca gaza gelip daha iyi oynuyorlar hocam. Aynen öyle. Hocam değişiklik yapalım. Şimdi hocam. Hocam takım senin... çok yorulmamış ama özellikle Gökhan Emreceksin 76 yemiş. Ama tabii özellikle görmek istediği bir oyuncu varsa çünkü son hazırlık maçı Galatasaray maçı öncesi. Tamam, Sezgin'i bir tekrar alayım. Sezgin'i bu arada Emir hocamız 11 numaraya layık gördü. Sezgin'in iyi performansından ötürü. Evet, Önder Turoji'yi de alalım abi. Ama hepsi moralde çok iyi. Hepsi bak, hepsi iyi ya. Evet hocam. Abi Gökhan'ı değiştirir misiniz hocam? Konuk yazımını alabilirim. Başka hocam? Şimdi Guzzi'yi de 70'te alırım değişirim. Yani Semih'i de. 60'te işte biraz değişiklikler. Abi o kadar iyi oynuyorlar belki ki. Belki kaleci Volkan Babacan'ı da görebiliriz ilk defa bir kaleci değişikliği. Alabilir aynen. Skor çünkü rahat güzel bir skor. Güzel bir skor. 3-0 hocam ilk yarı için çok güzel. Hatta hepsini de değiştirebilirdim. Evet neyse. İkinci yarıya Fenerbahçe doktoru saygıyor bu arada, sakatlık var. Gökhan Ömireceksin sarı kart gördü. Şimdi Fenerbahçe atar. Gökhan Gönül güzel bir taç ama kalecide kaldı. Gökhan Ömireceksin niye sarı kart gördü ya? Ben seni yavaş sakin oynayın diyorum. Niye böylesin? Dakika 58. Queen hata ama kesti yine Fenerbahçe. Mehmet Topuz Burak'a çarptı. Mehmet. İlzal Bas Guiz'e vurdu kaçırdı. Gerçi bu hazırlık maçı olduğu için kırmızı kart görse bile bir sıkıntı olmayacak. Yani hocam ama belki olur hocam. Yani belli olmaz hocam. Gökhan Gönül yine uzun taşlardan bir tanesini kullandı. Gökhan Emreciksin indiremedi. Alex kaleci dikkatli. Güzel ya. Daha ilk yarıda maçı bitirdik. Gerçi ben de 3-1'den 4-3 yapmıştım. Onlar da yapmaz inşallah. Yani hocam. Hocam dakika 63'e geldi. Lugano. Uğur Boral iyi söktü. Verdi pası Alex'e. Alex Guiz'e verdi. Guiz'e vurur mu oradan? Guiz'e vurdu. Dışarı. Kaçırdı. Guiz'e kaçırdı. Vurdu kaçırdı. Kaçırdı hocam. Dakika 65. Fenerbahçe hata. Taç Fenerbahçe'nin mi? Taça çıkmadı top. Şimdi kontra atak şansı. Queen için. Uzun bir top. Koşan Wilson. Volkan. Wilson. Pardon. Kayan koşamış hocam. Volkan iyi bir müdahale yaptı hocam. İyi yaptı yani. Tekrar Kayan'a doğru gelmedi. Alex alır mı? Aldı. Alex'ten güzel pas Kazım'a. Of, pardon Burak orada. Burak Yılmaz. Burak orta içeriye. Kimse yok orada. Dönen top Mehmet Topuz. Yine vurur mu? Vurdu dışarı. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı hocam. Alex'in güzel pas attı gördün mü? Evet hocam mükemmel bir pasta. Alex klasını koşturuyor hocam. Bu maçta 2 gol Alex'e ait. Aynen. Alex orta içeriye. Of harika Sezgin bir vurdu yine olmadı. Sezgin şut kalitesi olan bir oyuncu değil. Geçen maçta da vurdu. Yine kaçırmıştı. Olsun biz ondan zaten onu beklemiyoruz. Evet yani ama Roberto Carlos olsa tabii. He. Ama Roberto Carlos öyle toplarla buluşamıyor hocam. Hocam. Tehlikeli bir pozisyon hocam. Mehmet Topuz kontrol etti topu. Şimdi takımını kazandırır Gökhan'a. Tekrardan bir queen hata. Dakika 70. İyi sıyrıldı. Dabi vurdu dışarı gitti. Abi sert vurdu ama. Evet hocam. Hocam biz Semih alsak mı? Hocam dakika 72'ye dayandı zaten. Değişiklik yapacaksınız hocam. Son 17 dakika. Neyse ya değiştirelim. Davidson. Uzaktan bir şut dışarı gitti hocam. Dakika 80'lere geliyoruz arkadaşlar.
87 yine Fenerbahçe'ye karşı yapılan bir atak. Queen bastırıyor en azından bir şeref golü için. Dabi içeri doğru bıraktı. Bir şut David'den dışarı gitti. Evet, takım biraz şey oldu ama olur ya. Sonuçta son dakikalar artık şey yapmayalım pek. Fenerbahçe toparlanmaya çalışıyor. Burns kafasıyla indirdi. Lugano müdahale tersi. Dobby vurdu yine dışarı. Lugano bayağı uzaktan vuruyorlar ha. Evet hocam. Yaklaşamıyorlar hocam. He olur. Edu ve Lugano var hocam. 90+2 gösteriyor hakem. Dakika 91. Yine bir Queen hata. Sol taraftan Dobby ile geliyor Queen. Tekrar bıraktı. Şimdi McKen. McKen'den pas. Parat'a. Parat. Burns'e doğru. Burns. Yine McGovern. McGovern'ın pası. David vurdu. Olmadı. David Walters'ın. Güzel. Net bir galibiyet. Volkan zaten şey yapacak. Artık son ataklar. Tekrar topla buluştu. Aferin. Güzel. Garanti. Walters'ın yine top kaybediyor. Maç biter. Evet hocam. Son saniyeler artık. Maç ve Fenerbahçe temiz bir galibiyetle. Temiz bir galibiyet. Son hazırlık maçında da tabii Galatasaray hazırlık maçı olacak. İki takım birlikte deneyeceğiz. Ama tabii transferler var. Onların gelmesini bekliyoruz. Takım konuşması yapalım. Tebrik ederim çocuklar. Evet hocam. Toplu sonuçlar ve hazırlık maçlarının Wolfsburg yenmiş falan filan bizi ilgilendirmiyor hocam. Evet arkadaşlar. Evet hocam, bu bölümünde böyle sonuna gelelim. Aynen. Ne söyleyeceksiniz hocam iki hazırlık maçı için? Takımdan acayip derecede memnunum. İnşallah böyle devam eder. Yalnız Galatasaray birazcık serpildi ama. Yani hocam. Ona iyi bir transferlerle, iyi bir takım konuşmasıyla onu atlayacağız inşallah. Yeni transferler çok forma şansı bulmuyor Galatasaray'da. Bulması lazım. Sizin maça doğru bir denemek lazım hocam. Bir de Arda sakatlandı, o da var. Arda da var. Arda faktörü. Lincoln'u sattık. Forvet arkasında adam kalmadı. Aynen. Onları değiştireceğiz işte ya. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz. Evet, bu bölümde böylelikle sona geliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.